dişlerindeki sorunları gidermek için Emel Acar'la birlikte diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğini ziyaret ediyor Gülseren Hanım şimdi de. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Çağdaş Bey? İsminiz? Gülseren Hanım, buyurun Gülseren Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyi. Nasıl gidiyor? Her şey güzel, çalışıyoruz. Güzel mi? Sizi bekliyorduk. İşler nasıl? İşler güzel, Allah'a şükür. Allah'a şükürler olsun. Bizim de programımız güzel. Evet, çok güzel. İyi, her şey güzel. Her şey güzel. Şaka bir yana, biliyorsunuz en önemli şey ne? Pozitif olmak. Tabii. Evet. Hayatta her şey her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ancak pozitif olmak lazım. Pozitif olduğun zaman üstesinden geliyorsun tabii bir şekilde. Tabii ki. Çünkü pozitif olduğunuz her şey size güzel gelir. Tabii. Ama bazı insanlar var ki çok negatif. Sürekli şikayet, sürekli şikayet. Böyle bireyler ya sürekli problemli oluyor. Onlar her zaman mutsuz oluyorlar. Tabii ki. Mutsuz oldukları için de kimseyi de sevmiyorlar. Öyle, kendilerini de sevmiyorlar. Çevreyle küs oluyorlar. Ondan sonra işte böyle bir... Doğru. Şey salgılıyor insanlara. Kötü enerji. Mutsuz, evet, enerji. Mutsuzluk. Ama neyse yani biz iyiyiz. Anlaştık. İyi olan iyi olsun. Ne güzel, herkes yiyorsun. Herkes yiyorsun. Evet. Bize falan çok güzel olun, çok iyi olun şeklinde. Bakalım. Dişlerine bakıyor musun canım? Evet, düzenli sabah akşam mutlaka fırçalıyorum. Evet. Benim kaplamalarım... Sen fırçalıyorsun da bir Çağdaş Bey gördükten sonra diyecek ki sana evet muntazam fırçalıyor evet. Veya fırçalamıyor diyecek. Kontrol değil edince mi? Evet. Konuşacağız. Bir ara hatırlıyor musun? Geçen sene bir diş ipi kullanmıştın evet. Konuğumuzda. Sen gelirken havuç yiymiş. Doğru, diş ipinin arasında her soktuğumuz yerden bir yemek çıkıyordu. Sen maydanoz yedin. Ben dedim sen bugün havuç yemişsin, maydanoz yemişsin. Hanımefendi demiş şaşırmıştı. Sanki ben müneccim ise her şeyi bilmiştim. Yani maalesef öyle o kadar oluyor, doğru. Doğru. Sen diş ipi kullanıyor musun? Arada ama her zaman değil. Evet. Kullanmıyorum. Yani çok sık kullanmıyorum. Bakalım yani ben sizi az sonra muayene edeceğim. Evet. Peki şikayetlerin var mı? Var. Benim bir takım şikayetlerim var. Benim dişlerim kaplama. Görüyorum. Kaplamalarım deforme oldu sanırım. Evet. Sızlamalar var arada. Tamam. Bu da bu sene başladı. Daha düne kadar yani geçen ay falan hiçbir sıkıntı bu sene. Bakacağız. Çözeceğiz hep bunları. İnşallah. Çağdaş Bey bunun için buldu zaten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kısa sohbetin ardından Çağdaş Bey'in tedaviye başlaması için Emel Acar yanlarından ayrılıyor. Gülsel Hanım'la çalışmalarımıza başlıyoruz. Gülsel Hanım'ın öncelikle sağlık sorunlarını çözeceğiz. Sağlık sorunlarının estetik sorunları aslında birleşiyor Gülsel Hanım'ın. Çünkü seneler önce diş yaptırmış. Ne zaman yaptırdınız porsiyonellerinizi? 10 yıl oldu. Fazlası var mı? Daha önce başka bir kaplamaydı. Deforme oldu. Tekrar evet. Yaptırmıştım. Şimdi gülümseyin isterseniz biraz bakalım. Bu açalım lütfen. Yapılmış, eski yapılmış metal destekli porselen ve gördüğünüz gibi bayağı deforme olmuş, metalleri açığa çıkmış. Niyetimiz bunları değiştirmek. Onları değiştirmeden önce alt çenedeki var olan dişlerin, diş taşlarını temizleyelim. Alt çeneyi temizletelim, alt çeneyi beyazlatalım, ondan sonra üst çeneye geçelim istiyorum. İşlemlerimize başlıyoruz. Aşama aşama sizlere anlatacağım yapacaklarımızı. Öncelikle diş taşlarını temizleyelim. Diş taşı temizliği işlemi tamamlandı. Sıra geldi dişin yüzeyindeki lekeleri temizlemeye ve de diş taşı çıktığı zaman pürüzlü yüzeyler oluyor. Bu pürüzlü yüzeyleri gidermek lazım. Polisaj işlemi deniyor. O işlemi yapacağız. Bir polisaj pastası var. O pastayla beraber dişi pürüzlerden arındıracağız ve lekeleri çıkartacağız. Şimdi diş beyazlatma işlemine geçiyoruz. Yukarıdakiler yapay porselen. Dişin rengi stabil ancak aşağıdakiler kendi dişleri. Birbiri içerisinde uyumlu olsun, daha beyaz olsun diye alt dişleri beyazlatma işlemine geçiyoruz. Diş beyazlatma işlemi, diş hekimi tarafından yapılması gereken bir işlem. Eğer kişi dişlerinin formundan memnunsa, ancak dişler zamanla sarardıysa veya hep doğuştan sarıysa, diş beyazlatmayla daha beyaz hale gelebilir. Sizin diş hekiminiz size yardımcı olacaktır. Müzik 45 dakikalık süremiz sona erdi. Diş beyazlatma işlemi tamamlandı. Evet.
Sıra geldi. Senelerin prosedürünü sökmeye hazır mısınız bunları söktürmeye? Hayır. İnsan alışıyor kendi haline. Alışınca da bunları sökünce farklı geliyor tabii ki. Gelin onları sökelim beraber, bakalım ne çıkacak altından. Maalesef senelerin porselenin kapalı kutu. Evet. Söktüğünüz zaman bazen altından diş bile çıkmıyor. Veya dişlerde çok büyük yıkımlar oluyor. İlk defa o yaklaşık 20 sene önce yaptırmış hanımefendi. Bir 10 sene önce değiştirmiş. Bakalım çıkartalım, açalım lütfen. Çıkartıyoruz. Hop. Bu çıktı. Bunlar seneler önce yapılmış. Metal destekli porselenler. Hatta bu plastik destekli metal. Yani metal üzerine plastik yapılmış, bu da metal üzerine porselen yapılmış. Niye metal altyapı var diye insanlar merak ediyor. Çünkü metal altyapı aslında biliyorsunuz siyah siyah alttan çıkıyor. Herhangi ışıkta güzel durmuyor. Diş etlerinde böyle siyahlanma, morarma yapıyor. Neden metal altyapı kullanılıyor diye insan merak ediyor. Metal altyapı porseleni desteklemek için şarttı. Çünkü porselen kırılgan bir malzeme, altına metalle destekleniyor. Metal üzerine ya porselen, burada görüldüğü gibi metal üzerine plastik yapılmış. Yani bu plastik örneği, bu da porselen örneği. Günümüzde metal artık, porselenler artık metalle desteklemek zorunda değil. Metal desteksiz malzemeler çıkmış durumda. Bunlar hem estetik kaliteyi arttırıyor, hem de bazı kişilerin metal alerjisi olabilir. Metal alerjisi olan bireylerde bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Normalde eksik dişi yerine koymanın iki yolu var. Ya köprü yapılabilir ya da implant yapılabilir. Böyle bir vakada implant yapılabilmiş ancak seneler önce yapılmamış. Yine biz köprüyle tedavimize devam edeceğiz. Farkındaysanız taşıyan dişlerde çürükler oluşmuş. O çürükleri temizleyip üzerine köprü restorasyonunu yapacağız ölçüsünü alıp. Sıra geldi ölçü almaya. Amaç hazırlanmış halini ölçüsünü almak. Elimizde var olan fotoğraflarla beraber değerlendirip güzel bir gülüş tasarımı yapmak. Tam uyumlu, dişe tam oturan, dişe ancak diş etine oturmayan, diş etinde herhangi bir morarma yapmayan diş yapmak. Genelde diş etlerinde mosmor görürsünüz bazı insanların. Böyle dişler kötü yapılmış porselenlerden ileri gelir. Böyle dişlerin hemen sökülüp, diş etlerinin tedavi edilip metal desteksiz sağlıklı malzemelerle yapılması lazım. Çünkü morarmış yapı, kanayan yapı insana zarar veren yapı demektir. Sizin de böyle bir durumunuz varsa lütfen diş hekiminize danışıp bu konu hakkında çare arayın. Bu dişimizin kalıbı olmuş oldu. Bu kalıp üzerinde çalışacağız. Şimdi geçici dişler hazırladım. Bunlar bizi bir hafta boyunca idare edecek. Bir dahaki seansa kadar idare edecek. Bir dahaki seansta size gerçek dişlerinizi takacağım. Bunlarla gezeceğiniz için şanslısınız. Bu hafta çok yoğun haftası hanımefendinin. Her yere gidecek Emel Hanım'la. Her yere giderken tabii ki dişsiz gezitmesi olmaz. Muhakkak geçici diş yapacağız. Açalım lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gülsen Hanım ikinci seansı için tekrar diş hekimimizi ziyaret ediyor. Evet, bugün Gülsen Hanım'la görüşmemizin ikinci seansı. Hatırlarsanız geçtiğimiz seansta eski var olan porselenleri sökmüştük. Sökünce altından çürükler vardı, onları çürükleri temizleyip dolgularını yapmıştık ve geçici bir diş yapmıştık. Nasıl geçiyor haftanız? Çok yoğun ve güzel geçiyor. Yoğun geçiyor. Yoğun. Sizin haftanız yoğun geçerken benim de yoğun geçti. Tamam. Gülsen Hanım'ın dişlerini hazırlamak da geçti haftamız. Zorlandınız mı Çağdaş Bey? Yani zor bir altyapı vardı. Evet. Dişleri hazırladım. Şöyle uzun köprülerden oluşuyordu Gülsen Hanım'ın öncekisi hali. Niye çünkü köprü? Çünkü eksik dişler var. Evet. Önde eksik dişler var, yanında eksik dişler var gibi. Yaslayın başınızı. Tamam. Çıkartıyorum. Geçici dişler bunlar. Çıkarttım. Plastik esaslı malzemeyle geçici dişi yaptık ki hafta rahat geçsin. Bunu da çıkarttım. Güzel. Şimdi dişler bu şekilde. Temizliyorum. Amaç ne? Hem Gülsen Hanım'ı sağlığına kavuşturmak. Eski köprüleri sökmüştük. Hem de daha güzel hale getirmek, estetik olarak.
Fark ettiyseniz daha fazla diş var. Niye daha fazla diş var? Çünkü eksik dişler vardı arkada. Köprüye onları da kattık. Eksik dişleri tamamladık. Birçok eksik olduğu için uzun köprüler olmak zorunda kaldı. Normalde eğer dişler tek tek, her zaman tek tek yapılır. Görüyorsunuz farklı vakalarda tek tek yaptık. Ama eğer önde eksik, yan eksik, yan eksikse birleştirmek zorunda kalıyoruz. Eskiden yapılmış dişler bu şekildeydi. İçinde metal bir altyapı var. Özlediniz mi bunları? Hayır, hiç görmek istemiyorum. Birkaç gündür yok ağzınızda. Kaç sene kullanmıştınız bunları? 10 yıl oldu. Yine sizlere vereceğim bunu. İyi kötü günleriniz oldu herhalde. Hatıralarınız oldu herhalde. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunlar da yeni yaptıklarımız. İçinde herhangi bir metal desteği yok. Süper. Karşılaştırmak gerekirse ağızdan söktüğüm ve yenileri. Bu şekildeydi. Metal desteği eskiden kullanılmak zorundaydı. Çünkü porselen kırılgan bir malzeme olduğu için altına metal koyulup üzerine porselen pişiriliyordu. Böylece daha sağlam oluyordu. Ancak günümüzde özel altyapı malzemeleri var. Bu altyapı malzemeleri sayesinde porselen metalle desteklenmek zorunda değil. Sıra geldi dişlerimizi yapıştırma işlemine. Yüksel Hanım'ın dişlerini yapıştırma işlemi tamamlandı. Ve aynayı vereyim, göstereyim size. Evet, çok merak ediyorum. Buyurun. Çağdaş Bey. Yeni gülüşünüz. Ay süper. Elinize sağlık. Yüksel Hanım'la keyifli bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Gördüğünüz kendisi ne kadar mutlu oldu. Yıllardır özlem duyduğu şeyi gerçekleştirmiş oldu. Bazı insanlar dişlerinden ve gülüşünden hiç memnun değil. İnsanlar gülerken ya ağızlarını kapatıyorlar ya da dudaklarını bözerek dişlerini göstermiyorlar. Önemli bir söz var. Hiçbir zaman ilk intiba yapmak için ikinci bir şansımız olmayacaktır diye. Şimdi bakalım yapılan güzel gülüş tamamlandı.